Mustafa Bey, öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Sizi hep kamera arkasında görüyorduk, bana eşlik ediyordunuz. Şimdi kamera önündesiniz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Ceylan? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuzu biliyor musun? Burası harbiden farklıymış bu arada. Harbiden. Değil mi? Anlıyorsun şimdi beni, evet. Değil mi? Peki Mustafa'cığım, bugün ne konuşacağız? Hiç bir bilgin var mı? Fikrin yok, var mı? Yok, ne konuşmak istersin? Veya önce onu sorayım. Beni direkt kameranın önüne attın. Dedin ki bu sefer rolleri değişelim dedin. Fırat'ı da aldın yanına. Evet. Şu an kameranın önünde konuşacağımızı bilmiyorum. Peki o zaman ben sana söyleyeyim. Fırat'la beraber sürpriz bir konu seçtik ve çok da hani gündemde olan sıcak bir konu aslında ve yaş olarak da bizim uzak değil, yakın olduğumuz bir yer. Üniversite öğrencilerinin şu an tercih dönemi bitti ve artık öğrenciler kayıt için şehirlere gidiyor. Büyük bir heyecanla gidiyor. Aileler de o şekilde keza. Yani öğrencilerde şu an şey telaşı ve endişesi var. Bu ailelerde var. Ailelerde de var. Ekonomi olarak şu an biz bile neredeyse zorlanıyoruz. Hani sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Bir öğrenci olarak bizim dönemimizde aldığımız burs ve geri ödemeli krediyle şu an arasındaki farkı da hani biliyorsun. Biraz bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum seninle. Sen neler düşünüyorsun? Gözlemlerin neler? Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz artık onlar gidiyor. En azından hani yakın çevrende gördüğün, gözlemlediğin şeyleri paylaşabilirsen çok sevinirim. Evet, güzel bir konu aslında. Güzel bir konu çünkü bu enflasyon konusunda benim direkt referans verdiğim sohbetlerde, arkadaş ortamında ilk konu şey oluyor, öğrenciler oluyor. Çünkü çalışan bir bireyin çok çok zorlandığı zaman bir kaçış noktası var. Nedir? İşte ek iş yapmak gibi. Yani bir insan işte bir tek iş yapmadığı zaman iki iş yapabiliyor. Gidiyor. Çok var benim tanıdığım, yani akşam taksiye çıkan. Bir günde 3 vardiyede garsonluk yapan insanlar tanıyorum. 3 farklı vardiyede. Ama öğrencinin böyle bir durumu yok. Çünkü insanlar hayatlarında bir kere okuyacak üniversite hayatını. Ve bir öğrenciye şunu demek çok abes geliyor bana. Kahve de içme. Anladın mı? 150 lira kahve içme demek çok abes geliyor. Öğrenci ve yani şey 18-20 yaşındaki bir çocuktan 60 yaşındaki bir insan bilginliği isteniyor Türkiye'de. Hamburger yeme, sallıyorum. Eğlenme veya ya bir de zaten para harcamak eğlence üzerine yapılan bir şey değil ki sadece. Yani parayı biz sadece eğlenerek mi harcıyoruz? En basitten bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin çalışırken bile para ihtiyacı var. Yani dersi için. Nedir, bir proje hazırlar, bir ödev yapar. Bunların hepsi para. Türkiye'de son 10 yılda bir A4 dosyasının, kağıdının fiyatı bile 10 yılda çok değişti. Ki bunun şeyin de etkisi var. Kapatılan kağıt fabrikalarını. Kendi üzerinden anlatmaya başlarsam güzel bir konu gerçekten. Peki 2010... biz biliyorsun Çanakkale'de okuduk. Bu arada Mustafa Bey'le de aynı, evet, okuldan mezunuz. Maalesef. Bizim o dönem ilk başladığımız sene 2014 hani girişiz. O dönemki bursu hatırlıyorsun herhalde. 330. 300 lirayla başladım ben ilk öğrenci bursuma. Yılbaşında 330 oldu hemen. 2-3 ay sonra. Pardon. 300 liraydı. Yılbaşında zam, birinci sınıfta çünkü burslar şöyle alınıyordu galiba. İlk bursunuzu Eylül'de almıyordunuz. Direkt Ocak ayında alıyordunuz diye hatırlıyorum. 3 ayı toplu alıyordunuz, evet. 330 liraydı. Buyurun. Peki o bütçeyle yaptığın şeyleri hatırlıyor musun? Yani yetiyordu değil mi? Bana yani yetmiyordu şöyle, çünkü artıyordu da. Direkt spesifik şöyle bir örnek verebilirim. Benim ilkokul arkadaşım da Çanakkale'de okuyordu. Benden bir yıl önce başladı sadece. Arkadaşım öğrenci bursunun üstüne 20 lira koyuyordu. 330 lira öğrenci bursu vardı işte o zaman. 20 lira koyup evinin kirasını veriyordu. Bugün bir matematik yapıyorum. Çanakkale okulunu düşünelim. 2000 lira öğrenci borcu şu anda galiba. 2000 lira üstüne o günkü bu 20 lirayı bugünkü 200 lira diyelim. 200 lira koyup 2200 liraya bir evde değil bir yurtta da kalamaz. Peki. Türkiye'de insanların anlamadığı nokta bu. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim. 2014 yılında asgari ücret 846 liraymış. Öğrenci bursu 300 liraymış. Yani aşağı yukarı 3'te 1'e tekabül ediyor. 2014 yılında ve 10 yıl geçti. Ve çok da değerli bir paraymış, evet, aslında. İşte baktım ki asgari ücretle çok da bir fark yokmuş bizim aldığımız bursla. Ya bir de şey geyiği var ya, bu da çok mide bulandırıyor artık. Yani 2009 yılına dair bir BİM veya bir firmanın broşürü var, diyor ki 1 liraya şey alıyormuşuz, 5 liraya. Ya arkadaşım mevzu o değil yani, asıl suyu bulandıran bence onlar. Ya sen niye 5 lira, yani Volkswagen Polo 39 bin liraymış. 39 bin lira o günün şartlarında zaten büyük paraydı. Senin alamıyordun ki. Yine alamıyordun ki. İnsan aldığı nokta bu. Ama burada direkt örnek var. Asgari ücretin 3'te 1'iymiş hemen hemen. Bugün 17 bin lira asgari ücret, öğrenci bursu 2 bin lira. Alım gücünün ne kadar berbat bir hale geldiğini bu denklemle anlayabilirsin. 17 bin lira bir asgari ücretle yetmiyorken bir öğrenciye 2 bin lira nasıl yetebilir? Ki öğrenci dediğiniz şey şu. Öğrenci bir noktada kendi evinden kopup başka bir şehre gidip başka bir yerde aidiyet, başka bir yerde yaşam, başka bir yerde sosyallik kurmaya çalışan ve bunu en yapamayacak yaşta yapmaya çalışan bir birey. Öğrenci çünkü 18 yaşına gidiyor üniversiteye ve 2000 lira. Ya ben şunu hatırlıyorum. Yurt param haricinde öğrenci bursu dışında ben para almıyordum ailemden.
Çünkü öğrenci bursu bana yetiyordu. Peki çalışma fırsatın oldu mu senin üniversitede okuldayken? Ben bir dönem kafede bir çalışmıştım. 3 ay çalıştım sadece ve o zaman günlük 50 liraydı. Çok iyi hatırlıyorum. O 3 ay boyunca sadece bursum vardı. Evden para da gelmiyordu. Hem kiramı ödedim. Kirada ne kadardı? 700 liraydı. Hem kirayı ödedim, hem faturaları ödedim, hem de kendimi harcadım o parayı. Yani hayli hayli 70'te şöyle hesaplıyordum. 300-700 yani nerede baksan 1000-1500 lirayla ben o bir ayı geçirebiliyordum. Ama şu an ben 25 bin lira aldığımı varsayarsak maaş olarak 25 bin lira benim sadece ev kiram şu anda. Evet. Ya 1500 lira mesela o günün şartlarında da az bir para değildi. Ama mesela şöyle bir paraydı. 1500 lira siz elde edebiliyordunuz. Bu zor bir şey değildi. Yani bugün bir öğrencinin Anadolu'da bir okulunu düşünelim. 15 bin lira ev kirası olduğunu düşünelim. Hadi bunu da 3 kişi bölüşsünler. Aynı eve çıktıklarını düşünelim. 5 bin lira değil mi? Faturası mutfağa sadece kişi başı 8 bin liraya denk gelsin. Bak kişi başı sadece 8 bin lira. Anadolu'da herhangi bir yerde. Bunu da Anadolu'dan kastım Ankara, İzmir falan değil abi arada yani. Kütahya diyelim. Neresi diyelim? Isparta, Erzurum diyelim. Kişi başı sadece kira ve faturayla 8 bin liraya denk geldiğini düşünelim. Ve bu çocuğun toplu taşıma, öğrencinin toplu taşıması, okulda herhangi bir proje ödevi veya herhangi bir sosyal aktivitesi olmadan 8 bin lira. Bak 8 bin lira korkunç bir rakam. Çünkü öğrenci bursu 2 bin lira. Yani şöyle bir denklem. Ailesi devletin verdiğine ne kadar fazla verebilir ki bir öğrenciye? Ya devlet değil mi sonuçta? Kimse devletten fazla daha büyük destek yapamaz. Ya şöyle söyleyeyim. Ben 300 lira burs alırken birinci sınıfta ailemden hiçbir zaman 300 lira harçlık beklemiyordum. Çünkü ailem devletin verdiğinden fazla veremezdi ki zaten. Vereceği en fazla harçlık 150 liraydı. Bugün hangi şartlarda 8 bin liralık sadece ev gideri olan bir öğrenci ailesinden kaç para alacak? Veya şöyle diyelim. Ben böyle bir yıl babamdan emekli maaşı almıştım. Tamam mı? Üniversite okurken. Bir yıl babam emekli maaşını direkt bana verdi. Emekli maaşı da 1600 liraydı. Tamam mı? O zaman da benim babam en düşük emekli maaşı alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı alıyor. Babamın en düşük emekli maaşı bugün 12 bin lira olacak yılbaşında mı? Yeni mi oldu? En düşük emekli maaşını yaptılar mı bu arada? Ben bilgim yok o konuda. Henüz 12 bin lira olduğunu düşünelim o zaman en düşük emekli maaşını. 12 bin lirada bir öğrencinin nasıl yaşayacak? Bir matematiğini yapalım. Bak düz matematiğini yapıyoruz şu anda. Bu çocuk her gün okula gidip gelecek. Toplu taşıma ki toplu taşımada şöyle bir şey var. İstanbul dışında herhangi bir şehirde öğrenci abonmanı mantığı yok. Biliyorsunuz değil evet, mi? Evet biliyorum. Çanakkale'de de yoktu. Nimet, evet yoktu. Ya şöyle vardı Çanakkale'de. Çok saçma bir abonman vardı işte. 70 basınlığı veriyordu. Ama o 70 basınlık zaten tek tek bassan bile onu 20-70 basınlıkla aynı parayla tekabül ediyordu. Bir ara hatırlıyorum o Kordon'da bir tane büfe vardı. Oradaki abla yapıyordu. Evet. Çocuğa diyelim ki hadi babası versin emekli maaşını. Bununla kendine düşen ev kirasını mı verecek? Faturalarını mı ödeyecek? Her gün okula gidip gelirken toplu taşıma ücretini mi ödeyecek? Bunun dışında okulda üniversite öğrencisi çok basit. Üniversite yani bir şey deneme yeridir. Denersin, doğrusunu bulursun ve bunu projelendirirsin. Bu okuldaki ödevleri için bir bütçe mi ayıracak? Hadi öğrenci yine öğrencidir. Yani çalışan bir insanın her gün bir yerde oturma şansı yoktur. Neden? İş yorar insanı. Ama öğrenciyken nedir? Yani dersten çıkarsın bir çay içelim. Çay yani çok basit. Başka gün dersin ki dersten çıktık. Arkadaşlarımızla kafeye gidelim. Hadi alkol içenler vardır. Yani içebilir bu da zor bir şey değil. Hafta sonu gidip isteyebilir yani bir insan. Bir insan alkol içiyor diye niye alkol içiyorsun diyemezsin. İçmiyorsa niye içmiyorsun diyemezsin. Şöyle bir şey var biliyor musun? Şu anda en büyük öğrencinin düşmanı dışarıda yemek yemek. Ve bu çok lüks gibi geliyor. Yani şöyle dışarıda yemek yemek öğrenci için imkansız bir şey şu anda. Bak cidden imkansız bir şey. Bunu mu yapacak? Ki bak bu dediklerim de çok basit şeyler. Ben çocuğa yat kiralasın, gitsin tatile, araba kiralasın demiyorum yani. Haftada bir canı kafeye gitmek ister. Bir yemek yemek ister, şunu yapmak ister diyorum. Bir insan öğrenciyken konsere gidebilir. Yani çok kız arkadaşıyla bir şey yapmak ister. Evet, kız arkadaşıyla gitmek de isteyebilir. Çünkü hayat da başka zaman deneyimleyebileceği bir yer değil. Sosyalleşme açısından bence çok çok alternatifleri kalmadığını düşünüyorum evet. Ben öğrencilerin ki kaldı ki benim bile yok. Yani ben sadece eve gidiyorum, işe geri geliyorum. Yani bu kısır döngüde geçip gidiyor. Çünkü ekonomimi ona göre yönetmem evet. Gerekirken bir öğrenci aldığı 2000 lirayla gerçekten yapacağı hiçbir şey yok. Biz Çanakkale'deyken ben çok alışveriş yapardım. Hani çıkardım canım sıkılır yani kadın olduğum için de takıya meraklıyım, kıyafet alırdım. Ve en pahalı verdiğim kıyafet parası hiç abartmıyorum 200 liraya geçmemiştir yani. Ya evet ya mesela öyle bir şey var. Yani şunu net hatırlıyorum ben. Ya bu dediğimiz tarihler de şey tarihler değil. Mesela YouTube'da yine kamera karşısına geçip Z kuşağını eleştiren tipler var ya. Adam Türkiye'nin en güzel zamanlarında üniversite okumuş. Ya bal, kaymak anladın mı? Her şey önündeymiş öğrenci okurken. 80 jenerasyon kuşağı var ya. 2000'lerin başında Türkiye'de, 90'ların son çeyreğinde Türkiye'de üniversite eğitimi okumuş insanlar
Türkiye'de bugün yeni nesil eleştiriyor. Ben buna aşırı tilt oluyorum. Yani sen Türkiye'nin bütün nimetlerinden yararlanmışsın Fırat. Gülüyorsun ama öyle. Yani abi ben 95'liyim. Benim Türkiye'de görmediğim bir şey kalmadı ki. Ya bir de soğuk savaş gibi şu anda Türkiye'nin son 20 yılı kendi içinde. Yok düşmanı göremiyorsun veya zorluğu göremiyorsun. Anladın mı? Ya orada yine bir kuşak darbeyi gördü. Karşısında asker vardı. İşte siyasi istikrarsızlığı gördü. Karşısında siyasi istikrarsızlığın direkt fiili vardı. Anlatabiliyor muyum? Biz öyle bir şey yoktu ki yani. Biz her defasında bir kuşak, bir kuşağın gözü korkutuldu, anladın mı? Az önce değindiğin şey, söylediğin şey. Yani benim veya benim kuşağım o eline geçen bir devlet bursu veya kredisini her ne dersek diyelim. O parayla kendi ilgi alakası, kendi zevkleri, kendi hobileri neyse buna bütçe ayırabiliyordu. Ama ben mesela benim böyle işte gençsiniz ya, her insanın gençken saçma kararları olur ya. Benim gömlek zaafım vardı böyle. Çiçekli böcekli gömlek giymeyi çok seviyordum, tamam mı? Öğrenciyken. Modaydı ama bizim zamanımızda. Modaydı, evet, evet. Şuraya bir fotoğrafımı koyabiliriz. Ama bak yani her ay olmasa da iki ayda bir buna para ayırabiliyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok 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 asgari bir şey. Yani bir gömlek yani ya. Ya bunu örnek verelim. İşte 5 harfli bir markadan da alabiliyorduk. 4 harfli bir markadan da alabiliyorduk. Buna bütçe ayırabiliyordun. Ama bugün bak çok bak matematiğine direkt mahvettik. Direkt mahvedelim matematiği. 2000 lira öğrenci bursu. Bugün kotonda bir gömlek 1000 lira. Evet. Abi şaka gibi ya. Kotonda gömlek 1000 lira ya. Bir de şöyle bir şey fark ettim, ben gözlemledim. Yani bizim dönemle şu anki dönem. Biz 2019 mezunuyum ben. Mezun olana kadar hep bir öğrenciye yönelik bir kampanya vardı. Evet. Yemekte bile öğrenci menüsü vardı. Ben hiç unutmuyorum. Her akşam özel yurtta kaldım bu arada. Özel yurtta kaldığım zaman hep her akşam genelde pizza menüsü söylerdik. Onun içinde şey vardı. Ya tam pizza ya yarım pizza, yanında tavuğu vardı, patatesi vardı, içeceği vardı ve bunun fiyatı 80 liraya geçmiyordu. Ama ben mezun oldum. İstanbul'a geldikten sonra her şey çok değişti ve artık öğrenciye yönelik bir kampanya, menü gibi bir şey yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Öğrenciler artık parayı yettiremediği için ve üniversiteyi okuyup yaşamak istediği için çalışmak zorunda kalıyor. Aslında okul da bir yerde geri planda kalmış oluyor. Doğru ama ben orada birden çok neden var bence. Ya birden çok konuşmamız gereken konu var. Bence en büyük sorun orada, birinci sorun şu. AK Parti iktidarının yaptığı her yere üniversite açma sorunu. Her yere üniversite açtılar. Şimdi her yere üniversite açtığı zaman herkesin üniversite gitme ihtimali ve umudu doğuyor. Ya bir bölüm var. Bir bölümü bunu küçümsemek için söylemiyorum. Yani Kars'ta, anladın mı? Hadi sen Kars'tın diye söylüyorum Fırat. Kars'ta açmayı ver yani o bölümü. Anlatabiliyor muyum? Çünkü imkanı yok ki. O konuda bir fizibilite yapacak, bir staj yapabilecek bir ortamı yok Kars'ta. Ya Erzurum'luyum. Ben Erzurum'da da yok mesela. Her yerde apartman üniversite de oluyor. Yani. Evet. İstanbul'da 50 tane üniversite var mesela. Yani. Onun gibi. Bu sefer ne oldu? Yani bir kuşağa, bir gençliğe dediler ki bak üniversiteye gidebilirsin dediler. Yani benim 35 binde girdiğim bölüme bugün 100 binde öğrenci alınıyor. Tamam mı? Çanakkale'ye. Yani o da 35 binde, ben ikinci öğretimin son sıralarındaydım. 16 binde de alıyorlardı. Barajı da kaldırdılar. Önüne geçen giriyor. Diğer soru neydi? Kaç paraymıştım biliyor musun? Ben Çanakkale'ye gittim işte, dedim ya, çok arkadaşım orada okuyordu. Beni kordonda böyle Çanakkale'de meşhur olan bir pizzacı vardı. Evet. Oraya götürdü. Orta boy büyük bir pizza, içeceği, patatesi ve tavuğu 14 lira verdik. Tamam mı? 14 lira. Ve şaka gibiydi. Anladın mı? Dedim ki bu masa nasıl 14 lira olabilir? Bak yine deklemi kuruyorum. 300 liraydı öğrenci bursu. 300 lira öğrenci bursu, 14 liraya bir öğün. Ve bu öğün de şey değil yani. Bir insan her gün pizza yemez yani. Aslında bir pizza yersin. Anlatabiliyor muyum? Yani her gün pizza yemekten deklem kurmuyorum o yüzden. Yani 14 liraya haftada bir kere yiyebiliyordun. Yediğin zaman ne oluyor? 30-60 liralık sadece bir canın çekerse. Bugün bir pizzanın, ortalama pizzanın... O da şey yani. Ben geçen akşam söyledim, sözünü unutmayın. Geçen akşam söyledim ve normal bir yerden söyledim. Domino's falan da değil yani. 290 lira. Ya o markada, sadece pizza. O marka da Türkiye'de şey oldu artık zaten yani. Türkiye'nin seyyar satıcısı oldu, evet. Pizza konusunda. Çok da matah bir marka da değil. Anlatabiliyor muyum? Ya konudan sapmamak adına söylüyorum. Bugün öğrenci olmak gerçekten zor. Cidden zor. Ya yani, yemeğini de geçtim, bunun teknolojik ürünleri evet. De var. Evet. Bir bilgisayar ya, bir öğrencinin olmazsa olması yani. Şimdi bir öğrenciye şey mi diyelim yani, sen bilgisayar istiyorsun, sen kötü bir insan mısın diyelim. Yani çok basit şeyler değil onlar. İnternet kafe de kalmadı artık. Kalmadı. Yani. İnternet kafenin saati de 20-25 lira olmuş bu arada geçen. Geçen gün bak. 50 kuruş falan uzattığını. Bunun bir de interneti var. Bugün en kötü internet faturası 400 lira olmuş. En kötüsü o da. İnternet de doğru güzel değil ki. Değil. Sağlayıcı evet, zaten. Hizmeti yok. 30 megabit bile zor geçiyor bazı evet. Yerlerde. Fiber var diyor. Fiber nerede var?
100 megabit. Adam 1 megabit alıyor dışarıda. Bu öğrenci nasıl okuyacak? Daha doğrusu bu öğrenciden nasıl başarı bekliyorsunuz? Yani bak yine aynı yere çıkıyor. Bu öğrenciden nasıl başarı bekliyoruz ki biz? Yani harbiden Türkiye'de her şey sınıfsal. Her şey sınıfsal. Eğitim sınıfsallığın direkt göbeğinde ama. Türkiye'de öğrencinin kaderi bu. Yani Türkiye'de bir gelir dairesinde bulunmayan ailelerin veya insanların eğitim alma hakkı da yok. En basitinden. Yani gerçekten evet, yok. Doğru yani şey haberleri var ya, yani işte çobanlıktan Boğaziçi'ne geldi. Yani bu istisnalarla hayat olmaz yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çobanlıktan yani bir memur hayatına gelmesine gerek yok bence. Yani o tarz mesleklerin de özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki de. Bu ekonomide sadece üniversite okumuş olmak yetmiyor. Bir meslek sahibi, bir iş öğrenmek gerekiyor. Türkiye'de, ben okumasaydım, üniversite okumasaydım çiftçi olurdum. Çünkü ailem de çiftçiydi. Türkiye'de üretim bittiği gibi üretimi özendirme de kalmadı. En basitinden dediğim gibi çoban, ben kötü manada kullanmadım ama toplum tarafından kötü manada kullanılıyor yani. Niye bir çoban Boğaziçi'ne... Keşke herkes çoban olabilse bu arada. Çok da zor bir meslek. Nasıl yapacağız? Hayvancı nasıl yapacağız? Bugün Erzurum dağlarında evet. Afganlar çobanlık yapıyor. Şu an çoğunlukla Afganlar tarım, var. Ya tarım bilinçli ya. Şunu da diyorum. Ziraat fakültesi var değil mi? Yani bunun yüzde kaçı ne kadar bilinçli? Aslında bir... ziraat fakültesi gibi bölümleri öğrenciler hani yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama sorun o değil zaten. Ziraat fakültelerinde öğrenci var. Ziraat fakültesi öğrenciler doğru yönlendirilmiyor. Yani yaptığı ziraat fakültesinin çoğu büyük ihtimal belli başlı firmalarda Arge yapıyor büyük ihtimal. Benim tahminim. Veya Behzat Ç'deki gibi polisliğe gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Sorun burada. Peki konudan çok saptık. Evet. Birazcık toparlamak anlamında şeye hiç değinmedik. Onu soracağım. Şimdi öğrenciler... Şu aklıma geldi. Unutmamak adına soruyorum. Beni asıl yaralayan ve canımı sıkan nokta şurası. Ve bu konuda aşırı çok sinirliyim diyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir... Şu matematiği az önce yaptık. Yani 2000 lira öğrenci bursu alan bir öğrencinin matematiğini yaptık. Şimdi bu öğrencilerin kız veya erkek fark etmeksizin para kazanmak adına yapmaması gereken işleri yaptığı zaman birçoklara ne diyebiliriz biz? Bunu meşhur kılmıyorum bu arada. Bir çocuk şimdi gidiyor. Yani benim için kötü bir şey ama yani şimdi TikTok'ta saçma sapan işler yapıyor. O çocuğun eğitimine zaman harcaması lazım değil mi? Sallıyorum. Veya Türkiye'de son bir yıl gündemi kaplayan bir belli başlı siteler var ya, video atılıyor filan değil mi? Şimdi o sitelerdeki çoğu kızların çoğu şey yani belli bir yaş grubunun insanı, tamam mı? Belli başlı grubunun yani kimse kendini kandırmasın, sosyal medya kullanan insanlar bunu görüyorsunuz. Ben Twitter kullandığım zaman görüyorum yani ister istemez karşınıza çıkıyor bunlar. Bundan kaçamıyorsunuz ki. Bu insanlar bir zaman sonra erkeği de kızı da fark etmeksizin yapmaması gereken işleri yapıyor yani. Türkiye'de yasaklı madde satıcısı olan erkek yaş sınırının bareminin ne kadar düştüğünü insanlar görmüyor mu? Sadece satıcı değil ya, kullanıcı. Yani kullanıcı. Yani. 14 yaşına kadar düştü yani. Yanlış mı Fırat? Yani 2000 liraya bir insan o çocuklar geçinmek adına saçma sapan işler yaptığı zaman ne yapacağız biz? Yine konu bölünmemesi adına araya gireceklerini söyleyebilirsin. Şimdi öğrenciler ve aileleri gidiyor artık hani kalacak yer vesaire dedik ama KYK'daki yurt ücretlerine hani değinmedik. Zaten özel yurt her türlü isteyen imkansız. Kişi zaten gidebiliyor hani tutabiliyor. Evet imkansız bütçe olarak bir tık daha hani bir tık demeyeyim daha pahalı ama KYK yurt ücretleri de hani iyice artmaya başladı. Sen hani ne düşünüyorsun? Sen kaldın mı KYK'da? Ben kalmadım. Çıkmadı zaten ben de. Ben çıkmadı. Bizim zamanımızda şöyle bir rivayet vardı. O zaman vardı. Ne kadardı? Sen hatırlıyor musun? Çok cüzüydü. Şimdi yalan konuşuyorum ama çok cüzüydü. Yüzlü bir şeydi sanki. Öğrenci bursunun 300 lira olduğu yerde... 120 yok, gibi bir şeydi. 70 lira bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorum. Yok. Ben öyle düşünmüyorum. Saçmaladım. İlk başladığım yıl 14'te, 2014'te. Bugün kaç para? Şu an... Yani kaliteye göre değişiyormuş. En düşüğü kaç para? En düşüğü 300 küsür, en yükseği de 720. Şimdi insanların yine anlamadığı bir şey var Fırat. Şimdi öğrenci bursu alabilen bir insan veya kredisi fark etmez değil mi? Abi yine matematik 300 lira, 300 küsür lira değil mi? 2000 lira burs veriyorsun bu çocuğa. Ve 350'si sadece 350'si şeye gidiyor. Bak burada insanları kaçıran nokta şu. Şimdi öğrenci bursu veya kredisi almak isteyen bir insan zaten buna ihtiyacı olan bir insan. Değil mi? Bunun yani 2000 lirası hayatında 2000 lirası olmayan bir insan bunu almak istiyor zaten. Veya 2000 lira daha olsun diye alıyordur. Ama biz zaten 2000 lirası dahi olmayan insanların üzerinden konuşuyoruz bunu. Şimdi 2000 lirası bile dahi olmayan bir insan 370, en düşük 370, en fazla 800 lira kalmak için para istiyorsun sen. Benim devamlı anlamadığım nokta bu yani. Burayı anlayamıyorum ben. 800 lira veya 300 lira para istiyorsun ama bu çocuğun zaten 2000 lirası bile yokken senden 2000 lira para istiyor zaten. Devlet diyor ki benim param yok, bana 2000 lira ver diyor. Ve sen bundan 300 ile 800 lira arasında bir yurt parası istiyorsun. Ve bunun içinde kahvaltısı da var. KYK yurtlarında kahvaltı parayla. Kahvaltı parayla, akşam yemeğin parayla. Ne kadar yemekler. Ben bilmiyorum. Değişiyor. Yani hiç kalmadığım yumurtanın, için. Yumurtanın bir
şey var. Yani yumurta 5 lira diyor. Yani bir abonman kart gibi bir şey yükleyip o şekilde mi alıyorlardı? Ben kaldım yurtta. Mesela belli bir fiyat veriyor. Şu kadar fiyat aralığını geçersen ondan sonra para ödüyorsun. Mesela günlük 20 lira kahvaltılık şeyin var. Ondan sonrasını geçersen hesaplıyorlar mesela. Aynen öyle. Yani KYK daha karlı o zaman. Ve bunun bir başka bir durumu da var ama. O ne? Şimdi Türkiye'de son 20 yıldır insanların dert yanında konu cemaatler ve tarikatlar. Neden dert yanıyorlar? Diyorlar ki bizim öyle çocuklarımız işte şu yurt, şu cemaatin yurtlarında şunlar oluyor. Şu cemaatin yurtlarında bunlar oluyor. Nedeni ne? İnsanlar yani öğrencilerin çocuklarını oraya yollamak istiyor. Çünkü kalacak yer sıkıntısı var Türkiye'de yurtlarda. Devletin o kadar imkanı yok ki devlet yurdu konusunda. Bu sefer insanlar nereye yani özel yurda da yollayamıyorlar. Ne yapıyorlar? Hiç bilmediği insanları çocuklarına emanet ediyorlar. Ve sonra İşte duyduğumuz kötü olaylar yani çıkıyor. Bugün terör örgütü olarak kabul ettiğimiz evet. O örgütün çoğu yani o çocukları hep öyle kabul ettiler. Tabii ki de. İnsanlar da güvendi. Ne oldu? İnsanlar bu sefer ne yaptı? Dedi ki yani benim oğluma dedi kalacak yer ayarladı. Benim oğluma oğlumun karnını doyurdu. Benim oğlumu ders çalıştırdı. Bir de muhafaza herkes tam işte tam dinine de bağlı evet. Bir yer. Artık evet. Dini de öğretiyor. Ve bunu sadece onlar yapmıyor. Şu anda hala yapanlar var Fırat. Yani hala. Yapan yani, var ha. Var hala öyle yapıyorlar. Ağrı'da, Erzurum'da sallıyorum. Muş'ta, Van'da. Orayı da geçelim. İzmir'de de yok mu? Belli başlı cemaatlerin yurtları var hala. Bu sefer insanlar maddi imkansızlıklar yüzünden çocuklarını hiç güvenmediği insanların eline bırakmak zorunda kalıyor. Peki artık konuyu toparlayıp bitirmek adına şunu söylemek istiyorum. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Okula giden yani üniversiteye başlayan veya tercih etmeyen belki de ekonomiden dolayı hiç tercih etmeyen öğrenciler var. Direkt olarak hani iş hayatına atılıyor. Sen olsaydın bizim o okula başladığımız dönemde hani üniversiteyi okumak bizim dönemde bir tık daha hani iyiydi, daha popülerdi yani ne bileyim eğitim kalitesi daha iyiydi, standart olarak da yüksekti. Ekonomi de böyle olmasaydı sen ne yapardın yani? Çalışır mıydın? Ben yine üniversite okurdum fakat Artvin'de Trabzon'a gidip bir üniversite okumazdım. Anlatabiliyor muyum? Ya bundan bahsediyorum. Çünkü insanlar gerçekten bunu anlamıyor. Yani Taşra'da şöyle bir şey var. Gidiyorsun sen Anadolu'ya, adam 40 yaşında araştırma görevlisi. Şimdi 40 yaşında araştırma görevlisinin kendine bir yararı yok ki bana bir yararı olsun. Yani benim çok hocam vardı öyle. Kadın ben bildim bileli aynı titrede eğitmenlik yapıyor, tamam mı? Ya hala önerdiği filmler günceli takip edemiyor. Günceli takip edemeyen bir insanın 18 yaşında, 19 yaşında gelen bir öğrenciye bir yararı olamaz ki. Yani benim hocam vardı, söyleyeyim yani. Hala her yıl Potemkin zırhlası diyordu üniversitede ya. Potemkin zırhlası. Hocam günceli biraz yakala yani. Ama İstanbul böyle bir yer değil. Ben İstanbul'da bir yıl okudum bu arada, özel üniversitede. Adını vermeyeyim. Yani şimdi özel üniversite, her üniversitede öyle midir bilmiyorum. Biz hocalarımızda şeydik yani, dersten çıkardık. Bir tane 50 yaşın üstünden bir hocam vardı, Sivaslıydı ama kadını görün. Tam bir İstanbul hanımefendisi. Bir sonraki derse kadar masayı satardık fakültede. Yani yemekhanelerimiz, hocalar aynı yerdeydi. Hocalarımız da her gün aynı hocalarımızla yemek yerdik. Bazı hocalarımız da dersten sonra giderdik. İşte okuduğumuz üniversitenin etrafında mekanlarda oturup bir şeyler paylaşabiliyorduk. Devlet Üniversitesi'nde öyle değildi ama yani. Hocamız, bölüm başkanımız vardı bir tane. Severim kendisini bu arada. Ama şeydi yani, koridordan geldiğini görürdük değil mi derse doğru? Nedir? Hocanı gördün mü bir şey sormak istiyorsun. Kim, Cumhur Hoca mı? Hayır, Cumhur Hoca iyi bir hoca. Cumhur evet, yani, çok konuda. Tatlı, ben de seviyorum. Hocaya bir şey soramazdın. Yani askeriye gibiydi, anladın mı? ama gerçekten öyleydi. Asistanıma söylesin, müsait olduğum zaman. Ama şimdi bizim okuldaki hocalar... Genel devlet üniversitesinde böyle bir sıkıntı var. Genel var. Biraz ego vardı. O yüzden soruya bağlamak adına şunu yapardım. Bugün üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olsam gerçekten çok iyi hazırlanırdım. Çünkü yani bir sınav endeksi eğitim hayatımız var. Bunu yapacak bir şey yok. Çok iyi hazırlanırdım ve İstanbul'da iyi bir üniversitede sevdiğim bölüm okumak isterdim. Yeni neslin veya benim de içinde bulunduğum, ben de o zamanın bir yeni nesliydim üniversiteye giderken. O yaşlarda bazı şeylere vakıf olamıyorsunuz. Ve şey diyorsun yani üniversiteye gideyim yani üniversite hayatını anlatabiliyor muyum falan diyorsun ve kaçmak istiyorsun. Öyle bir dünya yok. Çünkü hayatını çok etkiliyor. Yani bugün diplomanda yazıyor işte basın kartına başvuracağız değil mi? Adam diyor ki nereden mezunsun? Tıklıyorsun işte 18 Mart. Ondan sonra başka bir yer. Etkiliyor. Ve gerçekten network dediğimiz şey var ya, aşırı gerçek bir şey, çok gerçek bir şey. Bir üniversitenizde vardır doçent hocanız, o da varsa devlet üniversitelerinde. Bunu yazıyorsunuz. İstanbul'da öyle bir şey değil ki. Yani benim çok iyi hocalarla ders aldığınız zaman daha iyi kontak kuruyorsunuz, daha iyi network'ünüz oluyor ve CV'nize de bundan belirtebiliyorsunuz. Peki artık konuyu da toparlayalım birazcık, çok hani uzattık. Öğrenciler için bize düşmez tabii ki tavsiye vermek, gerçi itibariyle bize ama... Biz yani bugün üniversiteye gidebilecek insanlarla
yaş aralığımız daha kısa az olduğu için bence bize düşer. Yani 60 doğumlu bir insana düşmez bence. Bize düşer. Biz onu daha iyi anlayabiliriz çünkü. Peki sen geleceklerini yönlendirmeleri konusunda ne düşünüyorsun? Yani ben baktığımda hiçbir şey diyemiyorum yani çünkü daha kendime yetemiyorum ben bu anlamda. Ekonomik anlamda hani tek başına bir mücadele verme anlamda ve onlar daha gencecik, daha yani çok toylar, çok yeniler, saflar ve resmen bu ekonominin kucağına atlayacaklar bir anlamda. Düşünsene çok korkunç bir şey. İstanbul evet sen iyi güzel diyorsun ama zor. Ben baktığımda ben Rize'den geldim İstanbul'a. İstanbul hani kazan ben kepçe. Evet. Yani ya şöyle benim babam her defasında şunu söylerdi. Bir Türkiye'de bir siyasi hengamenin ortasına düştüğümüz zaman benim hala yaşım gencim yani 29 yaşındayım. Babam şey derdi. Oğlum Türkiye böyle bir ülke tamam mı? Bugünler de geçer ve bu insanlar bugünleri de unutur derdi. Bugünleri düşünüp hiçbir gencin Türkiye'de moralini bozmasını mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bugünler de Türkiye'de geçer. Ya inşallah daha kötü günler denk gelmez. Ama kendi hayatlar açısından söyleyeceğim tek şey şu. Yani maddi manevi eğitim, bu ya eğitim olsun ya da para kazanmak için üniversite okurken çalışmaktan gocunmasınlar ve vazgeçmesinler bence. Bu eğitim hayatında zaten vazgeçilmez. Yani bir yeni bilgiyi öğrenmek adına gerçekten hiçbir zaman vazgeçmesinler. Yeni bir şeyi denemek adına da hiçbir zaman vazgeçmesinler. Yani bu taşın altında ne var demekten vazgeçmesinler. Ha, imkanlar eğer okul dışında, dersler dışında çalışmasını gerektiriyorsa çünkü dünya, hayat herkese adil değil, aşı şartlara değil. Ya ben üniversite okuduğumda her yaz çalışıyordum. Ben de. Garsonluk yapıyordum bir de. Aynen her yaz ben de çalıştım. İlk iki sene yurtta kaldım. Sonra o paralarla eve çıktım yani. Evet, aynı şehirde okudum, aynı evde. Ve hayatımın en büyük pişmanlığı budur biliyor musun ama Fırat benim? Eve çıktım. Yazın, yok yazın garsonluk yapmaktı. Ya bu tamam yapılabilir ama çok pişman oldum ben sonrasında. Niye pişman oldun? Ya şu anda pişman oldum. Gezip tozmadığın Hayır. için mi? Şimdi İstanbul'da okuyan insanlar bizden her zaman avantajlıydı. Evet. Çünkü İstanbul'da bir semtte Kadıköy, Beşiktaş, Gayrettepe, Şişli diyelim. Her semtte bir binada 10 tane ajans vardı. Reklam, sosyal medyada reklam. Anlatabiliyor muyum? Tecrübe, staj. Tecrübe ya. Tabii ki de. Hepsi çok tecrübe etti. Gençler onu yapıyorsa onu yapsın biz. Tabii ki de. Ha, onu da demek istiyorum. Kendi işleriyle alakalı. Ya bir de şey var. Bende de vardı o mesela. Ya az para veriyorlar. Bunu demekten, ya iş öğrenmekten ya daha büyük bir şey. Ya da para vermiyorlar. Vermiyorlar. Bir süre almaması gerekiyorsa buna en fikirim. Ama o süreyi kendileri iyi belirlemesi lazım. Çünkü diğer türlü işte küçümsemek için yine söylemiyorum. Ya garson, bir öğrencinin garsonluk yapması bence çok kötü bir şey. Kendi işiyle alakalı hem hal olursa hem bir şey öğrenir hem de günün birinde o işten daha iyi paralar kazanır. Dün de işte, dün de değil mi OVP? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli planlamaya çıkardı. Evet, dün de evet, plandan bahsettim. Birkaç bakan da yanındaydı bu dolar arada. Dolar tahminleri de. Tüm bakanlar oradaydı. Tüm konuyla alakalı, ilgilendiren bakanlar oradaydı. Bir planlama var. Umarım bu planlama, ben yine dediğim gibi kendi yaş skalama yakın olduğu için öğrenciler için hayırlı olması anlamında. İnşallah bu planlamalar tutar ve yani öğrenciler, Türkiye'de öğrenciler en azından öğrenciyken iyi bir hayat, standart bir hayat yaşayabilirler. Çünkü çok zor yani. Bugün bir öğrencinin bilgisayar alması çok zor. Kur 35 lira. Yani bir nesil kayboldu. Ya kayboldu. Kur 35 lira, 2026'ya göre, hükümetin açıklamasına göre 47 dolar olacak. Bir iletişim fakültesi öğrencisi nasıl yapacak şimdi? Bütün ürünler Japonya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor da. Bir fotoğraf makinesi nasıl alacak bir öğrenci, iletişim fakültesi öğrencisi? Yok. Alamaz. Alamaz. Almayacak. Almayacak. İşte bak konu yine, buraya geliyor. Şöyle bitirelim. Bu yani Avrupa Şampiyonası'nda bir geyik döndü ya, hatırlıyor musunuz? Yani takımda tek fiziği iyi olan topçu Barış Alper'di. Barış Alper'in çocukluk fotoğrafı çıktı. Babası etçiymiş, anladın mı? Şimdi çocukken proteinle büyüyen bir çocukla mercimekle büyüyen çocuk bir olamaz zaten arkadaşlar. Aslında bu yüzden Avrupa'da şey olur. Yani olamaz, bu imkansız bir şey. Takımlar o yüzden Avrupa'da. Bu ülkede yani bu imkanlarla ne sporcu olabilir? Yani işte pehlivan gibi insan tiplemeleri vardı eskiden. Değil mi? Neden? Adam yiyordu çünkü yani. Yiyordu, ona göre de harcıyorduk. Şu anda böyle bir yok ki yani. Şöyle finalleyelim. İnşallah her geçen kuşak, çünkü bizim de kardeşlerimiz, yeğenlerimiz veya bu toplumun, bu ülkenin insanları, evlatları var. Her geçen gün, önümüzdeki günlerde daha güzel günler bizi bulur. En azından öğrencilerimiz için. Tabii inşallah. Yeni nesiller için. Ve en azından eğitim hayatlarını da iyi bir şekilde idame ettirebilirler. Çünkü üniversite zamanlarını bir daha yakalayamayacaklar. Bu her konuda, her konuda. Çünkü yeni bir şey öğrenmenin zamanı. Karnı doymayan, sırtı sıcak olmayan bir insan da yeni bir şeyi kolay kolay öğrenemez. Yani kimse, YouTube'daki bazı yayıncılar var, İstanbul'da Boğaz'da yayın yapıyorlar. Öğrencinin derdiyle dertlenmeye çalışıyorlar. Biz onlardan değiliz. Biz Boğaz'da oturmuyoruz.
Bu güzel, güzeldi ama güzel programdı. Evet. Temennim o yönde. Umarım böyle çekilere devam ederiz Ceylan. Mustafa'cığım teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün vaktini bize ayırdın, değerli vaktini. Zamanla güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. İnşallah daha çok seni kamera önünde göreceğimiz içerikler olur. Sadece burası beni bize atmazsın. Burası çok farklıymış gerçekten bu arada. Peki ağzına sağlık. Rica teşekkür ederim. Ederiz. Ben teşekkür ederim.